Shiba ve Shibarium üzerine konuşacağız. Tabii çok iyi bir konuşma olmayacak. Şimdi hatırlarsınız diye düşünüyorum. Son birkaç günde ara ara önemli diyerek değindiğim bir noktaydı, değindiğim bir meseleydi. Shibarium'un çıkışıyla alakalı şu anda olmaması gereken tek sorun olarak dediğimiz dünkü videolarda, hatta dünün son videosunda da söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Sadece olmaması gereken şey çıktıktan sonra bir problem, ağda bir hasar, bir ölçeklenebilirlik problemi, tıkanıklık tarzında olayların yaşanmadığı sürece diyerek ilerleyişinden ve pozitiflikler altında durmuştuk. Evet, tam olarak o oldu yani. Tam olarak o olmaması gereken şey dediğimiz nokta oldu. Ve Shibarium yukarı fiyatlandıracağı noktada aslında çıkışıyla birlikte çok sert bir şekilde aşağı fiyatlandırdı. Çünkü üzerine yapılan taleple, ki tabii ki bu güzel bir şey, iyi bir talep gördü. Çıkar çıkmaz da bu teyit edildi. Fakat anında bir tıkanıklık yaşandı. Öyle ki saatlerce Shibarium ağı tıkanık kaldı. Yanlış olmasın, 5-6 saat gibi bir zaman dilimi dün de konuşmuştuk. Hatta konuya ilişkin demiştim ki Shibarium aslen ölçeklenebilirlik sorunu için çıkan bir Katman 2 projesidir. Ethereum yakın zamanda yarım saat gibi bir süreyle ağda tıkanıklık yaşatmış ve durdurulmuştur. Hatta demiştik bu BSC'de 6 saat civarına, Binance'ın ağında 6 saat civarına bulmuş olduğunu dile getirmiştik vesaire. Shibarium çıkışıyla birlikte daha iyi olmasını, ölçeklenebilirlik, Ethereum'a bir doğrudan ölçeklenebilirlik noktasında güçlü bir katman olması, büyük bir alternatif olması için çıktığını dile getirirken, yarım saat sıkıntı yaşayan Ethereum'un yanı sıra çıktığı anda 6 saat tıkanıklık yaşanan bir Shibarium'la karşı karşıya kalınınca bu da ciddi bir kriz ortamı doğurdu. Ben aslında şunu kastetmiştim. Hani belli bir zaman dilimi de olsa olmasın. Mesela çıkar, örnek veriyorum. İşte ne bileyim, bir hafta sonra, 2 hafta sonra, belki bir ay sonra bir tıkanıklık yaşanır. Böyle bir sıkıntı olmasın demiştim. Fakat çıkar çıkmaz bir tıkanıklık yaşanabileceği, açık söyleyeyim, benim de aklıma gelmemişti zaten. Fakat lansmanı yapılır yapılmaz bir tıkanıklık yaşandı. Hani lansman yapıldı, bir anda tıkanıklık yaşandı ve ağ durduruldu. Bu sefer de panik ortamıyla birlikte bu kadar beklenen Shibarium'da ciddi satışlar meydana geldi. Zaten Shibarium'un çıkışı bu kaynaklıydı. Hep söylüyorduk. Shibarium yakım yapılsın diye çıkmadı. Doğrudan yakımlara tekabül etsin diye çıkmadı. Ya da ne bileyim işte farklı bir şey için çıkmadı. Hızlı bir şekilde düşük gaz ücretleriyle çalışsın. Güzel düşük gaz ücreti. Fakat aynı anda tabii ki burası mantıken Ethereum kadar güvenli olması beklenir. Aynı şekilde hızlı ve düşük gaz ücretleri olduğu için mantıken çok fazla yatırımcının ve DEP'in burası üzerinde doğrulayıcının işlem yapması beklenir. Bu işlemlerin sayısının fazla olması da tabii ki de ölçeklenebilirliğe ters hareket edecektir. Fakat yine de tıkanıklık yaşanmaması gerekmektedir. Yani başından beri zaten bir Katman 2 projesi şunu bilir. Bizde çok fazla yatırımcı, çok fazla üzerinde işlem olacak, cüzdan olacak, fazlaca dep olacak. Dolayısıyla baştan ölçeklenebilirlik konusuyla alakalı dersimize iyi çalışmamız lazım ve iyi bir mekanizma yaratmamız lazım. Adı altında bu sıkıntı. Tabii bu Shibarium'un prestijine büyük bir darbe vurmuş oldu. Neden? Çünkü üzerinde bunun çok fazla sayıda DEP'in yaşamasını bekliyoruz. Çok fazla sayıda
DEP'in çok fazla uygulamanın üzerinde bulunması, büyük şirketlerin işlem yapması noktasında şu saatten sonra tabii yine olacaktır. Yine olacaktır. Ama bir düşünmek lazım. Neden şibaryum üzerine mesela adam inşaatta bulunsun? Çünkü büyük bir lansmanı ile birlikte bile tıkanıklık yaşanıyor ki şu anda fonların hala kayıp olduğu, ciddi bir kısmının da kayıp olduğu ve meselenin hala çözülemediği bir noktadayız. Yani niye mesela poligon dururken, optimizm dururken ya da base dururken şu anda neden tarafsız bir kişi, kurum, kuruluş neden şibaryum üzerine inşa etsin ki? Şimdiye kadar hiçbir sorun ya da kesinti yaşamamış olan ünlü, güçlü projeler, dediğim gibi Coinbase'in Base'i olsun, Polygon, Optimism, Frax dururken ya da Arbitrum dururken, tabii Arbitrum'un da bir takım finansal noktada sıkıntıları oldu ama neden Shibarium üzerine inşaat yapsın bu adam? Çıktığı anda fon kaybı ve bir büyük bir vaka yaşatan, aynı anda da tabii ciddi fon kayıpları ile birlikte 6 saat, 5-6 saat gibi bir duraklama içerisine giren ve bu noktada sürekli eleştirdiğimiz, sürekli sıkıntısından yakındığımız Solana adam bile daha büyük bir sıkıntı yaşatan Shibarium'da neden bulunsunlar mantığıyla bu olayın olduğu anda zaten çok ciddi bir satış baskısı altında kaldı ve Shibcoin fiyatlarında büyük düşüşlerde devamında gözlemlenmiş oldu. Evet. Ve beraberinde toparlayamadı. Tabii gün içerisinde bununla alakalı da konuşacağız. Fakat durum bu yani. Hani Shibarium'la alakalı da doğru, genel olarak da Shibarium'u ele aldığımız videolar yapacağız. Ama soru şu olduğu zaman. Shibarium lansmanı yapıldı. Shibcoin fiyatı neden düştü diye sorulduğu zaman cevap bu. Shibarium lansmanı yapılır yapılmaz piyasada çok az görülen bir olay yaşandı ve bir katman iki normalde vizyonu olan ölçeklenebilirliğin tam tersi şekilde çıktığı anda çöktü ve hala içeride işlem gören fonlar kayıp. Dolayısıyla yatırımcı da haliyle bu durum karşısında bu şekilde bir tepki verdi diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.